yolcu fiyatına vurduğumuzda, yani hesaplama yaptığımızda biz 15 bin liralık taşıyoruz. Onlar, devletimiz bize 3 bin lira desek 300 tane yolcu parası veriyorlar. Taşıyorum. Biz 15 bin liralık ücretsiz taşıyoruz. Yani biz 1500 kişi taşıyoruz araç başı ama 300 kişinin parasını alabiliyoruz. Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Hakan Giyik, toplu ulaşım sektöründe yaşanan sıkıntılar hakkında açıklamalarda bulundu. Sektörü en çok ücretsiz taşımaların zorladığını kaydeden Giyik, devletten desteklerin artırılmasını istedi. Biliyorsunuz bu sektörün bir sıkıntısı var. Ücretsiz taşımacılık yapıyoruz ve karşılığını tam anlamıyla alamıyoruz. Şu anda 15.000 TL'ye yakın ücretsiz taşımacılık yapıyor bir araç. Karşılığında 1800 lira gibi bir para alıyoruz. Yani bunun devlet yetkililerimizden beklentimiz daha böyle yani yaşayabilecek duruma getirmeleri bu. Esnafı da yaşayabilecek duruma getirmeleri. Çünkü çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Yani biz bunların taleplerini yaptık ama kabinede değişiklikler oldu. Tekrar takipçi olacağız. Bununla alakalı da devlet yetkilileri bu esnafı göz ardı etmezse mutlu oluruz. Ücretsiz binişlerle alakalı devletimizden daha önce 1200 lira alıyorduk. Daha önce dediğim Nisan ayına kadar 1200 lira alıyorduk. Şimdi Nisan ayı itibariyle 1800 lira almaya başladık. Temmuz ayı itibariyle de 2700 lira olarak belirlendi. Yani şu andaki yolcu fiyatına vurduğumuzda, yani hesaplama yaptığımızda biz 15 bin liralık taşıyoruz. Onlar, devletimiz bize 3 bin lira desek 300 tane yolcu parası veriyorlar. Taşıyorum. Biz 15 bin liralık ücretsiz taşıyoruz. Yani biz 1500 kişi taşıyoruz araç başı ama 300 kişinin parasını alabiliyoruz. Yani 300 bile değil yani, 2700 lira alabiliyoruz. Ne kadar olmalı sizce? Yani en az asgari ücret tutarı kadar destek verilmeli esnafa.